Merhaba değerli Koç burcu ve yükselen burcu Koç olanlar. Bu hafta sizler için astrolojik açıdan böyle çok nelerin gündemde olduğuna dair bir yolculuğa çıkacağız sizlerle. 26 Şubat 3 Mart haftasına özel bir analizimizde Güneş ve yükselen burcumuzun enerjilerini ve onları nasıl yönlendirebileceğimizi beraberce keşfedeceğiz. Haftanın başlangıcında Mars ve Jüpiter arasındaki kare açı enerjinizi, motivasyonunuzu etkileyecek gibi duruyor. Bu enerji 11. evinizdeki böyle sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, çevreniz ve grup aktiviteleriniz üzerinde çok yoğun olacak gibi. Aynı zamanda 2. evinizdeki mali durumunuzu gösteren ve kişisel değerlerinizi gösteren evde çok etkili olacak. Bu dönemde çok aceleci kararlar vermekten lütfen kaçınmanız, her adımınızı dikkatle atmanız çok önemli ve kıymetli olacak. Özellikle finansal riskler ve grup içi dinamiklerde sabırlı olmanız çok kıymetli sevgili koçlar. 28 Şubat'ta gerçekleşecek Güneş ve Merkür kavuşumu iletişiminizi ve düşünce yapınızı etkileyecek. Bu kavuşum Balık burcunda gerçekleşecek ve sizin 12. evinizi etkileyecek. Bu ev içsel düşünceler, karamsarlık, ruhsal konular pek de bizim yönetebileceğimiz bir ev alanı değildir. Aynı zamanda gizli düşmanlarla ilgilidir. Bu dönemde iletişimde yanlış anlaşılmalar ve belirsizlikler yaşanabilir. Ayrıca kayıp ve unutkanlıklara karşı da çok dikkatli olması gerekecek. En önemlisi de o gün içerisinde 28 Şubat'ta neredeyse tüm gün ay boşlukta olacak. Lütfen bugün hiçbir işe başlamayın. İşlerinizi tamamlayın. İmza atılacak işleri 28 Şubat ve 2 Mart tarihlerine denk getirmemeye çalışın. Çünkü 2 Mart'ta da neredeyse sabah 10'dan akşam üzeri 17.30'a kadar ay boşlukta. Bu zamanları böyle değerlendirin. Ayın açısız olma hali sizi yorar ve yaptığınız işleri tekrardan yapılandırır ve bozar. 28 Şubat'ta çok daha etkili bir kavuşum var. Güneş ve Satürn kavuşumu etkili olacak. Bu etki özellikle kötü alışkanlıklarınızı bırakma ve yaşam tarzınızda değişiklik yapma konusunda sizi destekleyecek. Sigara, alkol gibi bağımlılıklar veya zararlı ilişkiler bu dönemde sona erebilir. Bu süreç affetme, eski kinleri böyle geride bırakma fırsatları da size sunacak. Güneş'in Satürn'e yapacağı kavuşumu yönetebilmek adına Hayatımızın İçinde Astrolojiyi Kullanma başlıklı videonun 25 Şubat 3 Mart haftası olan bölümünü bu videodan sonra seyredebilirsiniz. Bu dönemde kullanmanız gereken esmaları ya da ritüelleri orada anlatıyorum zaten. Böyle haftaya daha rahat geçirebilmeniz adına lütfen o videomu da dikkatlice seyredin ve uygulamaya çalışın. İnanın çok faydasını göreceksiniz. Merkür ve Jüpiter arasındaki bu uyumlu açı yaratıcılığınızı ve iletişim becerilerinizi arttıracak. Eğer böyle araştırma veya eğitim alanlarında çalışıyorsanız bu dönemde yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz bir defa. Ancak aşırı iyimserlikten kaynaklanan abartı ve ılı beklentilere kapılmamaya lütfen özen gösterin. Güneş ve Jüpiter sekstil açısı yeni başlangıçlar ve yeni fırsatlar için mükemmel bir zaman sunacak. Bu dönemde böyle cesaretinizi toplayıp hayallerinizi gerçekleştirmek için adımlar atabilirsiniz. Ticari girişimler, finansal yatırımlar için de çok uygun bir zaman olabilir sizin için. Ancak dürtüsel hareketlerden kaçınmalısınız. Çünkü 3 Mart'ta Venüs ve Uranüs arasındaki kare açı mali durumunuzda, kişisel ilişkilerinizde ani değişikliklere yol açabilir. Bu dönemde böyle beklenmedik mali dalgalanmalar ve aşk hayatınızda sürprizler yaşanabilir. Bu hafta astrolojinin rehberliğinde kendinizi keşfetmeye lütfen devam edin. Bir sonraki haftalık yorumlarda buluşmak dileğiyle kendinize lütfen çok iyi bakın.